Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar canım. Tam tekmil hazırsınız bakıyorum soğuk evet, havalara. Soğudu artık. Kış geldi buralara. Evet, bayağı kış geldi. Tayga zaten. Acayip yani. Giyinip kuşanmış durumda. Şu an neredeyiz? Şu anda kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Wiesbaden'dayız. Wiesbaden, evet. Hessen eyaletinin başkenti. Şu anda bulunduğumuz yerde bu şehirdeki en yüksek tepe. Evet, neydi ya? Neroberg. Neroberg. Yani. Ya hatırladın mı acaba? Şurada yazıyor mu? Çok güzel bir manzarası var. Evet. Manzarayı. Evet, manzara çok güzel gerçekten. Wiesbaden çok güzel ya. Evet ya, yıkılıyor ya. Wiesbaden çok güzel, özellikle şeyde. Aklıma Almancası geliyor, İngilizcesi geliyor. Şey, sonbaharda. Evet. Çok güzel gerçekten. Yapraklar daha böyle renkli renkli, sadece yeşil değil. Aynı zamanda değişik renkler var böyle. Evet. Kahve tonları, toprak tonları. Gerçekten doğası çok güzel ama 250 bin kişinin yaşadığı zengin bir şehir zaten. Çok güzel ama. Wiesbaden çok güzel. Neyle meşhur ama? Neyle meşhur? Wiesbaden kumarhaneleriyle meşhur. Evet, bayağı eski büyük kumarhaneleri var ve aynı zamanda kaplıcalar. Kaplıcaları var, doğru. Roma döneminden beri kaplıca ve kumarhane olarak kullanılmış bir şehir zaten burası. Almanya'da şöyle, sonunda şehrin böyle bir Baden falan varsa, o Bad dediği şey banyo yani. Banyolu bir olay yani, yıkamalı falan. Kaplıca var yani. Evet. Evet, hala Neroberg'deyiz. Şu anda Neroberg'de daha güzel manzaralı olan bir seyir terası bulduk. Size Wiesbaden'ı yukarıdan göstereceğiz. Şehir de güzel yalnız ya. Yemyeşil. Üzüm bağları. Hemen önünde üzüm bağları var. Şöyle Wiesbaden'ı gösterelim. Gerçekten güzel yeşil bir şehir, değil mi? Kesinlikle çok güzel. Sen ne diyorsun? Ayda sen ne düşünüyorsun? Maşallah çocuğum, seni de acayip sarmaladık. Rengarenksin, yeşilli sarılı filan. Yani. Artık kusura bakma. Mecbur. Soğuk havalarda böyle. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, burası da Wiesbaden. Böyle tepeden görebiliyorsunuz Neroberg'den. Neroberg dedim ya, yanlış söylemiyorsun. Neroberg mi? Neroberg. Neroberg'de evet arkadaşlar, Neroberg tepesi. 3 tane tepeden oluşuyor burası zaten. Burası en yüksek tepesi. Zenginler böyle villalarını falan, evlerini yapmışlar böyle tepelere. Evet, burası aynı zamanda zenginlerin yaşadığı bir şehir. Aynen. Ölmeden önceki son durak. Buraya geliyorlarmış Almanlar. Kumar oynayıp herhalde. Villalarında evet, son günlerini geçiriyor. Kolay değil. Evet. Arkadaşlar şimdi aradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Soğan Altın Kubbelerin olduğu bir Rus Ortodoks Kilisesi'ne doğru ilerliyoruz. Burada çok meşhur bu. Çünkü şöyle bir hikayesi var bu kilisenin. Bundan 150 yıl önce bu bölgenin prensi olan Adolf, Rus prensesi Elizabeth Mihailova'ya aşık oluyor. Bu büyük aşkla evleniyor tabii çiftimiz. Ondan sonra Wiesbaden'a yerleşiyorlar. Şöyle göstereyim. Kubbeler gözükmeye başladı. Ondan sonra evlendikten sonra bir yıl sonra bu prenses doğumda hem kendisi hem bebeği ölüyor. Tabii Prens Adolf kahrından mahvoluyor, çıldırıyor yani. Ve Prenses Elizabeth için bu kiliseyi yaptırıyor. Ve bu kiliseyi yaptırırken de içine Prenses Elizabeth'in sanki huzur içinde uyuyormuşçasına bir heykelini yaptırıp üzerine de tavan işlemesi olarak 12 adet ona uykusunda eşlik eden melek tasvirini, figürlerini tavanlarına çizdiriyor. Evet, şu anda gerçekten tontiş pontiş bir kilisenin önündeyiz. Markkirche, Wiesbaden. Gerçekten güzel bir mimarisi var. Buradan gözüktüğü gibi küçük değil aslında yan pozisyondan bakıldığı zaman. Yan pozisyon ne ya? Yan açıdan.
Bu açıdan yani. Bu açıdan bakıldığında. Tarafa doğru mu devam edelim mi? Şöyle devam edip Wilhelmstrasse'ye doğru ilerleyeceğiz. Wilhelmstrasse'de üzerinde de bayağı böyle tarz mekanlar, işte mağazalar, lüks işte mekanlar, lüks mağazalar falan filan var. Bayağı meşhur bir cadde. Hemen karşısında büyük bir park alanı var. Ve gideceğimiz Kurhaus Kolonade, yani kumarhanenin olduğu yer var. Aslında şehrin etrafında baktığın zaman bayağı bir Roma döneminden kalma sütundur, çeşmedir, yapıdır var. Bizim çan niye böyle çalmıyor ya? Değil mi? Hadi şuradan geçelim, evet. Evet, böyle bir yerde oturup bir kahve içebiliriz yani. Wiesbaden'ın bayağı meşhur olan şeyini bir de ekstra. Gerçekten gurme şehri diyorlar burası için. Restoranlar, kafeler falan. Yani insanlara böyle gayet güzel şeyler sunuyorlarmış. Böyle bayağı kaliteli restoranları varmış. Evet. Bakalım. 750 euroya, 1000 euroya dolma kalemler var. Güzel. Burada Wilhelmstrasse'ye gelmiş bulunuyoruz. Rolex mağazası görüyorum ben. İstiyorsan kendine birkaç tane Rolex al ya. Birkaç tane. Ama birkaç tane. Hızlı karar veriyorsun ya, böyle kararsız kalıyorsun falan. O yüzden birkaç tane dedim yani. Evet arkadaşlar, peki şimdi soruyoruz. Soruyoruz şu anda. Baban şu anda kebapçı araştırması yaparken Taygacığım. Wiesbaden'ın başka bir özelliğinden bahsedelim. Brahms'ı bilir misin, Brahms'ı? Yürüme 14 dakika diye uzakmış ya. Harput kebap. Arkadaşlar harput kebaba gideceğiz. Künefe de yiyecek misin? Türk restoranları, kebapçıları denedik ve yanıldık. Evet ya. Harput'u deneyeceğiz, bakalım ne olur. Öf, güzel kebap bulmak çok zor gerçekten Almanya'da yani. Türkiye'de insan onu özlüyor, güzel kebap yemeyi özlüyor arkadaşlar. Bizde yok maalesef. Ünlü kompozitör biliyorum. Evet ya, ünlü bir kompozitör kendisi. Brahms işte burada bir çılgın bir aşk yaşamış, kısa süreli bir bahar aşkı yaşamış. Ve o kısa süreli çılgın aşkın üzerine de 3. senfonisini yazmış. Kadın da Wiesbadenlıymış, biliyor musun? Şöyle sağdan devam edelim. Evet. Yani yememiş içmemiş bu kocaman kumarhaneyi mi yapmışlar? Aynen öyle. Kumarhane önemli. Çünkü Almanya'nın birçok yerinde spielhaleler var yani. Adamlar seviyor kumar oynamayı, biliyorsun ki. Vallahi bana Pantheon'u hatırlattı desem. Bir şey diyeceğim. Rulet, blackjack, poker falan filan oyunlar sağ tarafta. Sen gir istiyorsan. Biz Taygayla burada şöyle takılabiliriz. O zaman ben gidiyorum. Hadi bakalım, bol şans. Hadi bakalım, şeytanın bol olsun. Bol şans diliyoruz sana. Wiesbaden gezimize devam ediyoruz. Şehir merkezindeyiz. Bu kiliseyi öbür taraftan göstermiş miydiniz acaba? Evet. De ön tarafına bakalım. Burada bir Evangeliş kilisesi var. Şöyle bir daha göstereyim. Çok çabuk gösterdim ya. Böyle burası da. Böyle biraz meydanvari bir yeri Wiesbaden'ın. Güzel evler var yine, eski mimari. Ne bu mimari hocam? Bunlar kiliseyi sormadım ya. Kilisenin mimarisini şu anda tahmin edemeyeceğim. Şu evler filan. Neoklasik gibi mi? Neoklasik gibi mi oluyor? Galiba. Buna bir çalışalım biz ya. Roma
Bu mimari olayını, şeyleri... Aslında bu şey stili ya, klasifikasyonunu biraz çalışmamız lazım. Ne nedir? Ben ya, ne soruyorsun ya? Oo, sinirlendi, ya. Asabi. Asabi bir arkadaş. Meydan çok sakin bugün, cumartesi. Burada bir galiba miting oldu belki de. Seçim işlerini iyi bilir arkadaş, çok seçim gördü. Yani çok severim ya. Atasporumuz. Türklerin atasporu. Seçim, yerel, genel. Her türlü seçimler var. Bak aslan çok heykeli. Bak şu çeşmeden bir su iç, bir şeyler yap yani. Bak binanın dışında ne kadar güzel sanat yapmışlar yani. Hangi ya bina o? Şurası. O çaysını bulduk sonunda ya bunun. Arkadaşlar çarşısını arıyorduk, itiraf etmek gerekirse. Yani. Çarşısı burasıymış. Hareketli bir sokak. Hemen sokağın girişindeki akordeon çalan arkadaştan sokakta bir hareket olduğunu anlayabiliriz. Turistik bir ortam var yani. Aşağı inip alabilirsin. Arkadaşlar şarap mahzenleri falan sağda solda. Alkol sevmiyoruz. Steakçi var. Müzisyenimiz. Çikolatacılar. Zenginlik var ama şehirde değil mi? Hı? Zenginlik var. Soralım yoldan birini çevirip cebinde kaç para var mesela, şehrin zengin olup olmadığını anlayabiliriz bence. Aa, nasıl, mantıklı değil mi? Süper ya, muhteşem bir fikir. Basit düşüneceksin hocam, basit yani. Bu işler böyle. Basit düşüneceğiz her zaman. Evet arkadaş, kafelerin kapısında kedi gibi geziyor. İçeride neler var diye bakmaya çalıştım ben. Yalnız böyle eski bir yere benziyor. 1859'dan beri falan. Bak bunlar da herhalde eskiden buraya gelen şeyler, hanımefendilerin kıyafetleri, hanımefendilerin. Biraz yansımalar var ama. Girelim içeri. Neydi ismi buranın ya? Maldane. Maldane. Şeyler var. Gidelim içeri biraz bakalım. Arkadaşlar. Çeşit. Pastalar. Çalışıyorlar içeride anlamam. Kıyafetler de süper. İnanılmaz çeşit pasta var yalnız. Güzel, sıcak bir ortam. İnsanlar sıra bekliyor. Belki biz de bekleriz dönüşte. Çıkalım şimdi. Sıra var tabi. Maldana. Biliyoruz 1859'dan beri. Wiesbaden'a gelirseniz uğrayın. Güzel bir yere benziyor. Bu da 1837'den beri burada şey varmış, eczane. Acaba Swarovski ne kadar zamandır burada? Burada arkadaşım biri bir şeyler anlatıyor ama herhalde rap mi yapacak, ne yapacak? Arkada müzik ben. Sadece gitar var. Evet arkadaşlar, Harput Restoran'da yemeğimizi yedik ve bir gelin alma, kız kaçırma olayı söz konusu şu anda. Polisler her yeri kapattı. Sanırım silah atıldı değil mi? Olabilir. Bir pat diye bir ses duyduk yani, evet. Evet arkadaşlar, biz önceki sokakta inanılmaz yoğunlukta bir polis vardı yani ve ben çekim yapamadım o yoğunluğu korkudan. Herkesin üstünü falan arıyorlar, arabalarını falan arıyorlar. Bir Türk mahallesinde çılgınlık var ortamda. Acayip kilit olmuş yani sokak. Çünkü neden? Silah attılar yani. Bildiğin ateş edildi yani. Duyduk onu içeride yemek yerken.
Oldu yani. Artık bir cumartesi, dükkanı kapatıyor herkes. Sakinleşti ortam. Evet, Wiesbaden'ı beğendik. Değil mi? Güzel. Münih kadar böyle keşmekeşi yok, duymuyorum ben belki. Evet, Münih kadar keşmekeşi yok. Ama her şey var. Gayet sevimli. Şehir zaten güzel böyle, binalar çok güzel. Yeşil alan çok fazla var. Şehir gerçekten mimari açıdan çok tatlı yani, sevimli. Bir de ulaşabileceğiniz her şey mevcut yani. Her türlü yaşanabilecek bir şehir gibi geldi gözüme. Restoranlar falan da iyi. Başarılı. O zaman evet. Otoparkımıza doğru şöyle ilerliyoruz biz. Sizi görüşürüz. Görüşürüz diyelim, evet.